hayırlı işler. Akgünler Süt ve Süt Ürünleri'nin Edirne Büyük İsmailce Köyü'nün modern üretim tesislerindeyiz ve yanımızda firma yetkilisi Sayın Erhan Akgün var. Efendim hoş geldiniz programımıza. Siz de hoş geldiniz. Akgünler Süt ve Süt Ürünleri olarak firma sahibi Erhan Akgün olarak bize bu fırsatı verdiğiniz için ilk önce teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Erhan Bey. Öncelikle şunu öğrenelim. Akgünler Süt ve Süt Ürünleri olarak bu sektöre ne zaman girdik? Dünden bugüne geldiğimizde nasıl bir süreç izledik? Akgünler Süt ve Süt Ürünleri olarak dededen babamıza, babamızdan bize, bizden de çocuklarımıza intikal eden bir süreçte oldu. Bu başlangıcı kendi hayvanlarımızla dedelerimizin abi kardeş olarak onlara dört kardeş. Bu işe başlamışlar 1940 yıllarında. Oradan işte zaman içerisinde başlamışlar köyün sütünü toplamaya. Oradan bu iş Yahudilerin elindeyken onlardan alınıp işte Türkler daha bu işe önem versin de biraz da daha güzel olsun diye kendi ürünlerimizi çıkarmaya başlamışlar. Bu süreç içerisinde tabii hep gelişti. Biz kaliteden taviz vermedik. Bunu işte dedemin abisi usta olarak bu işte epey bir zaman şey çalışmış, yani bize de oradan intikal eden bir ustalıktan gelen bir şey. Aynı doğal tadı bozmadan biz de çocuklarımıza aynı şekilde devam ettirmek istiyoruz. Büyük İsmailce Köyü dedik Edirne'nin. Modern üretim tesisindeyiz. Tesisimiz ne kadarlık bir alana kurulu ve üretimimiz haftalık, aylık, yıllık ne kadardır? Üretim tesisimiz 4000 metrekare alan üzerine kurulu. 2700 metrekare kapalı alan, kullanım alanı olan bir tesistir. Tesisimin ilk başlangıç yeri ilk defa dedemlerin yaptığı gene bu köydeydi. Sonra Edirne'ye intikal etti. Edirne'den gelişen zaman içerisinde bizde oradaki tesisi yetmediğinden dolayı daha dedik modern bir tesis yapalım. Neden yapalım dedik? Biz de köyümüze yapalım. Köyümüz kalkınsın, bölgemiz kalkınsın. Buradaki kendi işlerimizi daha entegre yapıp hayvancılık yaparız. Burada hayvan yemlerini kendimiz yetiştirelim, hayvan ırklarını seçip daha kaliteli ürünler üretip entegre bir tesis olma yolundadır tesisimiz. Nasıl bir teknoloji kullanıyoruz? Teknolojimiz olarak malımıza hiçbir katkı maddesi kullanmadan natural bir şekilde doğal ürün olarak üretmeye çalışıyoruz. Tesiste en iyi hijyen şekilde devletin Avrupa Birliği kriterleri ne gerektiriyorsa o şekilde bize de işte yani bunlar Tarım İl Müdürümüzün, Tarım Bakanımızın aldığımız şeyleri kriterlerine göre o şekilde dizayn ettik. Tesisimizi o şekilde daha verimli, ülkemize faydalı olsun, katma değer yaratsın bölgemize de elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Evet. Şimdi sütlerimiz nereden geliyor? Onu bir öğrenelim. Sütlerimiz bulunduğumuz bölgenin bitki örtüsü çok güzel, kekik olarak ağırlıklıdır. Doğal olarak bölgemizde Balkanların eteklerindedir bu Sakar Balkanlarının. Yani arkamız zaten Bulgaristan bizim. 1,5 kilometre mesafede arkamız Bulgaristan sınırı içerisindeyiz. Hem bu bölgenin işte doğal yapısından dolayı biz de bu bölgede süt almaya gayret ediyoruz ve bu bölgede hayvancılık yapmak istiyoruz yani. Neden? Daha kaliteli bu Edirne peynirini olduğu yerden daha iyi noktalara getirmek istiyoruz. Aslında peynircilik anlamında sütünüz de çok uygun. Tesisiniz de son modern bir tesis. Şimdi şunu öğrenmek istiyorum. O sütün fabrikaya, tesise ulaşmasından peynir oluşuna kadar geçen o süreci de sizden almak isteriz. Bu sütler köylerden en iyi şekilde, hijyenik koşullarda soğutma tanklarımız var. Köy meydanlarında sütler sağılır. Bunlar yarım saat içerisinde soğutma tanklarına gelir el değmeden. Bir şekilde soğuyup 2 saat içerisinde ertesi günü süt kamyonun gelip alıp bu sütleri tesisimize gene el değmeden bir şekilde süt toplama tankının depolama tankına gelir. Oradan da üretim hattına geçer.
pastörize olur. Sütün kaynama dereceleri 65-66 derecelerde pastörize edilir. Ondan sonra tekrar soğuyup hava şartlarının değişen koşullarına göre mayalama dereceleri ayarlanır. Ondan sonra süt olgunlaşma pıhtı dediğimiz, yani teleme pıhtısını olgunlaştırma dönemine geçer. Orayı geçtikten sonra 1,5-2 saat gibi zamanda tekrar bu süzülme aşamasına geçer. Süzülme aşaması baskı deriz biz buna. Orada suyu alındıktan sonra orada da 2,5 saat gibi bir sürede durur. Ondan sonraki aşaması zaten bunun süzdürülüp tuzlanma şekline gelir. Salamura'da kalır. Salamura'da 8 saat kaldıktan sonra toplanır. Tekrar bunlar kasalarda dinlenir. Fermente olması için, tekrar sularını, tuzunu alması için bekletilir. Bir gün, 1,5 günde öyle bekler. Ertesi günü dolum aşamasına gelir. Yani 3. günü. Dolum aşamasında tekrar süzülür, kapatılır. Akşamüstü belli bir 8 saat orada dinlendikten sonra prese vurulup soğuk hava depolarına ulaşmış olur yani. En iyi hijyen koşullarda. Oradan da tüketiciye ulaşıyor. Evet. Hangi çeşit peynirlerimiz var ve hangi sütlerden yapılıyor? Çeşit olarak inek peyniri var, koyun peyniri var, keçi peyniri var, paçal peyniri var. Bunların yumuşak sertlik olarak lor peynirimiz var. Peynir alt suyundan çıkan lorumuz üretiyoruz. Şimdi yeni bir en doğal şekilde kaşar, eski kaşar yapıyoruz. Bunun ileriki aşamalarda taze kaşar, çeçil ve dil peynirleri gibi çeşit ürünlerini de yapmak düşüncesindeyiz. Ürünlerinize nerede ulaşabilirler? Şimdi biz üretim tesisindeyiz ama Edirne merkezde 2 şubemiz var. O şubeler nerede ve Türkiye pazarında nerelere ulaşıyor? Şu anki satış noktalarımız Edirne'de. Bizim tesisimiz küçük olduğundan dolayı pek dışarı açılamıyorduk ama şu anda tesisimizi yeniledik, büyüttük. Türkiye'nin her yerine, her noktasına kargoyla ve İstanbul'da belli noktalarda satış yerleri var yani. Bizim bayi olarak gibi Akgünler süt ürünleri, Akgün peynirleri olarak satış yapılabiliyor. Edirne'deki şubelerimiz nerede, satış noktalarımız? Satış noktaları biri Saraçlar Caddesi'nde, birisi de Sanayi Abdurrahman Mahallesi köprü yolu yolundadır yani. Verdiğiniz bilgiler için, programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Varsa eklemek istediklerinizi alalım ve programımızın yavaş yavaş bitirelim. Bize bu fırsatı sunduğunuz için Rumeli TV'ye çok teşekkür ediyorum. Tekrar daha iyi yerlerde, daha iyi programlarda görüşmek dileğiyle size hoşça kalın diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.